Türkiye'nin en kaliteli müzik kanalı Number One TV'desiniz. Unutmayan program Retrospektif başladı. Geçip giden günler gelsin, anılar yeniden canlansın istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu hafta 1978 yılına uğrayacağız. Biraz Adil Enaşit, Münir Özkul tadı, biraz TRT siyah beyazı. Dansözlü yılbaşı geceleri, Arnavut kaldırımlı eski sokaklarda gaz kuyrukları. Bakalım o günlerde 1978 yılında müzik listeleri ne durumdaymış? Buyurun. Rock müziğin önemli gruplarından Scorpions'un çok sevilen şarkılarından biridir The Sails of Charon. 1978'de çıkan Taken by Force albümünün de öne çıkan şarkılarından biriydi. Şarkı o kadar başarılıydı ki diğer gruplar buna kayıtsız kalamadı ve Testament'tan Metallica'ya, Malmsteen'e kadar yorumlandı, konser performanslarının değişmez şarkısı oldu. Hey man! Hakkında efsaneler üretilen bir yalnız adam, edebiyatın kederli kötü çocuğu Bukowski'nin şarkı söyleyen versiyonu Tom Waits, 1978 yılında 6. albümü Blue Valentine'ı çıkardı. Tom Waits, Blue Valentine albümünde yine dumanlar ve kadehler dolu sesiyle etkileyici şarkılar söyledi. Ama en çok sevileni Romeo is Bleeding oldu. Bir grup düşünün, 6 yılda 5 albüm yapmış, dağılmış. 24 yıl sonra yine bir araya gelmiş, yine muhteşemler. İşte böyle bir grup The Police. Şarkıları hep hatırlandı, her yerde her zaman söylendi, eşlik edildi. The Police 1978 yılında çiçeği burnunda bir grup iken Roxanne şarkısıyla listelerdeydi. Bu şarkı sadece o yılın hitlerinden olarak kalmadı. George Michael'ın da yeniden yorumladığı şarkı 2001 yılında gösterime giren Moulin Rouge filminin soundtrackinde de yer aldı. ''60'lı yıllarda çeşitli rock gruplarına piyano çalan bir virtüöz Billy Joel. 1973 yılında Piano Man ile yıldızı parlayınca albümler birbirini izler. Billy Joel 1977'de Grammy ödülü de almıştı. 1978 yılında 7. albümüyle yine eğlence dünyasının nabzını tutmaya devam eden Billy Joel, 52nd Street şarkısıyla o yılın müzik listelerinde yerini iyice sağlamlaştırdı. Kariyerine bir folk grubunda ve Declan McManus Costello adıyla başlayan genç şarkıcı, grubuyla değil, solo olarak yapımcıların dikkatini çekebildi. İlk albümünde 1977 yılında çıkardı ve adını Elvis Costello olarak değiştirdi. Birinci albüm başarılıydı ama asıl patlamasını ikinci albümüyle yaptı Elvis Costello. 1978 yılında çıkardığı This Year's Model albümü Costello'nun klasikler arasına gireceğinin işaretini vermişti. İşte o albümün listeleri alt üst eden şarkısı. I Don't Wanna To Go To Chelsea. Sezen Aksu, Türk popunun kraliçesi olmadan evvel Minik Serçe olarak anılırdı, bilen bilir. Bu adı ona kazandıran albüm Serçe 1978 yılında piyasaya çıktı. Daha önce başarısız bir iki plak dolduran bu deli dolu minik kız Serçe albümüyle birden parladı. İkinci plağı ile artık yolunu çizmeye başlayan Sezen Aksu, o günlerden bugünlere kalan bir klasik şarkı bırakmıştı, hala söylenir. Kaybolan yıllar, geçen yıllarla beraber bir şeyler kaybettiğini fark eden herkesin şarkısı oldu. Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden...
gel ister misin deseler, tek bir söz bile söyleme hakkım yok. Gördüğüm en güzel rüya sendin. Bazı şarkıcılar bazı dönemlere aittir sadece. Ne kadar zaman geçerse geçsin adını duymak bile zamanda yolculuk gibidir. Ersan Erdura da öyle bir isim. TRT repertuarının vazgeçilmez ismi, yerli Elvis Ersan Erdura 70'li yılların pop ikonuydu. Ersan Erdura 1978 yılında Acılar Sürekli Olamaz 45'li ile piyasada yerini almıştı ve sesiyle, tarzıyla listelerde Elvis tadı estiriyordu. Duman ışığı saklayamaz, acılar sürekli olamaz. Bu sevgim benim cevapsız kalamaz. Elveda! Geçti. Türk müziğinde sentez çalışmalarının öncülerinden, klasik müziği pop tarzına uyarlamalarıyla tanınan Yıldırım Gürses, 1978 yılında Gençliğe Veda ile müzik listelerinde yerini aldı. Yıldırım Gürses bu güzel şarkıyla, çok iyi hatırlıyorum, 1964'te Altın Mikrofon'da, Hürriyet'in Altın Mikrofonu'nda muhteşem bir ses getirmiş ve birinci olmuştu. Aradan yıllar geçtikten sonra bu güzel parça bir kez daha yorumlanınca yine gönüllerde taht kurdu. Gençliğe veda ile ikinci kez kaybolan yıllara sesleniyordu Yıldırım Gürses. Hiç bitmeyen bir vedaydı. Düşmandan aldım payımı, gidiyorum günahlarım. 70'li yıllarda genç kızların sevgilisi tanımı en çok Erol Evgin'e yakışıyordu. Sevimli yüzüğü, kadife sesiyle parlayan Erol Evgin 1978 yılında gerçek bir stardı ve Aldım Başımı Gidiyorum ile listelerde zirveye oynuyordu. Gizli bir ateş beni yaksa da gidiyorum. Ben bu hayattan, aşktan, sevdadan aldım payımı, gidiyorum. Çoğu Erol Evgin şarkısı gibi yine bir Çiğdem Talu, Melih Kibar çalışması olan şarkı, alıp başını giden bu iki güzel insan içinde çok şey ifade ediyordu şüphesiz. Onlar gitti ama şarkıları hala dillerde. Her duygu yıpranmış, her bakış anlamsız. İnan sevgili köşkümdeyim, yalnız hayatta tek isteğim, gönülden bana uzanacak dost elinin. Şimdilerde çok popüler bir film Issız Adam ile yeniden hayat bulan bir şarkı Yalnızım Ben, 1978 yılında da çok sevilen şarkılardan biriydi. Çok iyi hatırlıyorum, ben bu parçayı hatta Nil Burak için bir solo programda da değerlendirdiğimi. Nil Burak 1975 yılında Tatlı Tatlı ile epey ses getirmişti zaten ama devamı da sağlam geldi. 1978 yılında Yalnızım Ben ile unutulmaz şarkıların insanı olduğunu herkese kanıtladı. Naftalin Kokan programı retrospektif devam ediyor. İçinden geçtiğimiz zamanı arkamızda bırakırken bazen durup geride kalanları yeniden bakmak gerekir. Çünkü gelecek de geçmişe benzeyecektir ve tarih tekerrür edecektir. Şimdi 1978 yılının günü geçmiş gündemini izleyelim. Türk tiyatrosunun emektarı duayeni Muammer Karaca 1978'de İstanbul'da öldü.
Konservatuvarın Darül Bedai olduğu dönemlerin insanı Muammer Karaca, veterinerlik tahsili aldıysa da gönlüne tiyatro aşkı düşmüş her hevesli gibi sahnelerden ayrı duramamış. Bu alanda çok başarılı olmuştur. Onlarca filmde de rol alan, sayısız oyunları sahneleyen Muammer Karaca'yı elbette yazıp yönettiği Cibali Karakolu'ndan bileceksiniz. Seni tanıdım tanıyalı bir erkeğe yakışmaz ama vallahi lazım şimdiye kadar 200 bin lira para sarfadım. Reggae müziğin büyük ustası Bob Marley, Afrika insanına yapılan insancıl yardımlara şarkılarıyla destek olduğu için Birleşmiş Milletler Barış Madalyası ile ödüllendirildi. Jamaika'dan dünyaya taşan şarkılarıyla pozitif enerji saçan bu daima güzel adam 1981 yılında cilt kanserinden ölmüştü. Number One'da çay içmenin keyfi de bir başka. Neyse, devam ediyoruz. Şimdi bir gündem var. Gündemde 1978 yılındayken ismi koyulan bir adam. Adama diyorlar ki The Wiz, The Wiz. Amerika'da Allah Allah diyor. Ya ben bir özüm diyor. Nereden olduk diyor. Meğer The Wizard of Oz'dan biz olduk The Wiz. Ben de o sırada dedim ki ya ben dönüşte Türkiye'ye bir program yapacağım. Adı da Sihirli Lamba olsun. Şöyle hani ismimize yakışır bir şekilde devam edelim. Gerçekten de döndüm ve 78'in sonlarına doğru Sihirli Lamba'ya başladık. Sihirli Lamba'da yine bizim tabii ki o iki güzel sunucumuz efendim Mehmet Ali Erbil ile Derya Baykal pırıl pırıllar ve de çok sevimliler. Ardında Masar Alanson, o sırada o da Devlet Tiyatrosu'nun sanatçısı ama programa da bir parçalar yapıyor birbirinden güzel yani yeme de yanında yat. Neyse biz devam ediyoruz. Tabii bütün bunların hepsi bu parçaları ve bu sunuşları yaparlarken bu arada yepyeni isimler daha çıkıyor. Mesela öyle bir şey söyleyeceğim ki şimdi isim. Evet, Nazlı Deniz Kuruoğlu. Bir öğrenci, talebe. Aradan birkaç yıl geçti. O da Avrupa güzeli oldu. Yani Sihirli Lamba birazcık da hakikaten hem sihir katıyordu ve oldukça da sürprizlerle doluydu. Mesela Cemil İpekçi. Cemil İpekçi ilk kez Sihirli Lamba'yla televizyonla tanıştı diyebilirim. Kimler vardı? Gelin onu bizim sunucular anons etsin. Şimdi de çizgilerini güzel biçimde değerlendiren iki ismin yapıtlarını sunmak istiyoruz. Önce bir moda yaratıcısı olan Cemil İpekçi'nin eserlerini, Wires adlı parçada dört mankenimiz Merih Akalın, İnci Günay, Aydana'dan ve Manolyo Onur görüntüleyecek. Ya şu manken kızlarımız da hakikaten pırıl pırılmış. Hepsi birbirinden güzel. Mankenler değil sadece dans da, fotoğraf sanatı da ve tabii ki bütün bunların hepsini içeren müzikler de programda güzel bir bütünlük oluşturuyordu. Ve daha sonraki yıllarda bu tarzdaki programlar dünyadaki ilk yapılan örnekleri olduğunu öğrenince benim de çok hoşuma gitmişti. Ama biz bu Sihirli Lambayı nasıl yapmıştık biliyor musunuz? Çok iyi hatırlıyorum. Ankara'da bir gün saman pazarına giderim. Bir bakırcılar çarşısında dolaşırken küçük bir dükkanda ya ben dedim bir tane böyle bir sihirli lamba yapmak istiyorum. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Aa tamam abi dedi. Biz oradan bir tane bir çaydanlığın böyle dökülen yeri vardır ya orası. Bir şamdanlığın altı. Ondan sonra bir semaverin üst tarafı. Bir tane kapının kolu. Bütün bunların hepsini birleştirip bir sihirli lambamızı yaptık. Ondan sonra gideriz kapalı çarşıya doğru. Kapalı çarşıya doğru girerken de Derya girer kapalı çarşıdan içeri. İhtiyar yaşlı bir adam onu karşılar. Ve de onda ne ister? İşte bizim sihirli lambayı. Gel gel kızım. Amca biz şimdi televizyon için bir program yapıyoruz. Ne problemi? Program. Ay amca tam istediğimiz gibi bir lamba bu. İşte. Gerçekten çok güzel. Evet yani güzel. Baba bayağı diğerli bizim.